Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz yepyeni Farming Simulator 19'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bölüm 38 olacak artık. Bugün unutmuyorum. Her bölüm aynı şeyi söylüyorsun. Hep unutuyorsun her bölüm demişsiniz. Bugün unutmuyorum. 38. bölümdeyiz. Kaldığımız yerden hızlıca devam edeceğiz. Haberiniz olsun. Bugün hayli hayli para harcayacağım. Arkadaki yeşil de artık söktüm attım. Böyle birazcık daha doğal veya daha samimi ortam olmuş olabilir. Işıklarım veya kameram yetersiz olduğu için bir türlü o istediğim harika bir green screen'i yapamadığım için öyle duruyor. Çünkü yapıyorum ilk etapta. Işığı her yerden veriyorum, toparlıyorum ama koltuk hareket ediyor. Bazen yayın esnasında özellikle koltuktan kalkıp gitmek zorunda kalabiliyorum. Su alıyorum, çay alıyorum. Bazen küçük bir ihtiyaçlarımı karşılamak için gidiyorum yayından. 5-10 dakikalık. Böyle olunca ne oluyor? Hemen ışık faktörü geldiği yön değiştiği için, gölgelerin yeri değiştiği için green screen bocalıyor. Ondan sonra da tabii ki de kaldı. Öyle dedim kalsın. Çok bir sıkıntı olmaz ama artık kaldırdım. Birçok yenilik de geliyor bu arada. Yeni güzel haberlerim de var. Bu arada Facebook ve Instagram'ı kurtardım. Hiçbir sorun kalmadı artık. Bugün hatta bir yayında, güzel bir yayında patlatıyor olacağım. Artık her gün yine beni yayınlarda görüyor olacaksınız. Facebook ekibine buradan kucak dolu sevgiler ve saygılar. Çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle Facebook'un Türkiye kanadına bakan Selvi Şahin arkadaşımız, bizim özellikle biz artık Facebook partner olduğumuz için, özellikle bize ilgilendiği için ona çok çok teşekkür ediyorum. Baya baya üst seviye Facebook elemanlarına kadar çıkmak zorunda kaldık ki bundan kurtulalım. O genci de, hesabımı hackleyen genci de mahkemeye veriyor olacağım. Bunu da belirteyim. Belki videoyu izlemiyordur, izliyordur. Bir sürü yerden de belirttim. Twitch'te şeyden sonra, hacklenme sonrası ertesi bir yayın daha açtım. Orada da bahsettim. Artık onu da mahkemeye vereceğim. 1 yıldan 5 yıla kadar zaten hapis cezası varmış. 243 ve 45 yasalarına cuk diye oturuyormuş kendileri. Böyle şeyler hiçbir zaman hoş değildi. Kime, hangi hakla yapılmış olursa olsun, böyle berbat bir insanın hesabını hacklesem bile buna hakkın yok hocam. Hiç kimsenin özeline giremezsin. Bu bir tacize girer. Hesap çalma hakkın yoktur. Böyle bir şey yaptığı için kendisi de artık sonuçlarına katlanacak. Hiç kimse şey beklemesin benden. Abi çocuk ya. Çocuk değil bu arada. Çünkü elimde IP'si de var. Telefonu da var. Mail adresleri tabii ki de onlar eşit değildir. Ama zaten IP'den yeteri kadar her şeyi yakalayabiliyorlar. O sebepten ötürü o çocukla da ayrıca uğraşacağız. Ben özellikle onun cezalandırılması konusunda ısrarlı olacağım ki böyle şeylere ders olsun. Ders niteliğinde herkes ibretlik anlasın böyle şeylerin hoş olmadığını. Çocuk da bu arada 17 ile 20 yaş arasında falandı galiba. Çünkü beni sonrasından bir de telefondan, WhatsApp'tan ekleyip şey yapmışlığı da var böyle. Oradan da yürümeye çalışmışlığı var. Derdi ne bilmiyorum ama her neyse de oldu bitti gitti. Bir diğer haberim. Çok konuştum biliyorum. Oyuna geçeceğim birazdan. Bir diğer haberim ise sonunda daha güzel internete kavuşmak üzereyim. Artık o dertler de bitiyor. Artık harbiden profesyonel bir şekilde, kallavi bir şekilde internetime kavuşacağım. Ve bu şekilde hızlarda ilerleyeceğim. Çünkü gelecek olan internet Turkcell'in Superbox'u olacak. Limitsiz tanıtılan biliyorsunuz. Daha önce tanıtmışlardı ama her zaman bir limit vardı. Ama benim alacağım artık yeni 2019 yasaları beraber BTK sonrası limitler kalktığı için 280 liralık limitsiz paketini alıyorum. 4.5G internet hızı. Maksimum download olarak 400 diye bahsettiler telefonda ama 400 değil tabii ki de. Ben 300'e kadar diyebiliyorum. Onların desteklediği bant genişlikler vesaire. 300 megabit'e kadar ama ortalama yani minimum alabileceğiniz 60-70 download. Minimum alacağınız upload da 15 ile 20-30 küsur arasında falan oluyor. Ama ortalamada download'unuz iyi çeken bir yerdeyseniz, sonuçta bir hatta bağlı yani. Oradan ne kadar iyi kavrayabiliyorsa, alabiliyorsa telefon sinyalini, o kadar yüksek hız veriyorsa, yani upload'un ortalama iyi olduğu durumlarda 100'ün üstüne çıktığını ben kendim gördüm. O yüzden çok çok sağlam olacak. Yani ölüsü 20 diyelim. Ölüsü 20 upload ya da 30 upload ortalamada benim şu anki aldığım upload'dan 10 kat daha hızlı. Bu da 3 saatte yüklediğim videoyu size tamamen 18 dakikada yükleyebileceğim anlamına geliyor. Bu sayede geç saatlerde artık videoların gelmesi geçip gidecek. Evet, böyle bir durum. Tabii ki de başvurduk. Geliyor.
Yabancılara vermiyor olmamış. Başka bir yöntem buldum. Bir arkadaşım aracılığıyla hallediyorum onu da. Türk vatandaşı olan bir arkadaşım. O alacak. Ondan sonra ben teslim alacağım. Ve öyle kullanmaya devam edeceğim. Evet, şimdi videoya geçebilirim. Oh, sonunda. Bugün yine biraz borçlanacağım ama çok az kaldı. Yani şimdi geçen bölümde biliyorsunuz ki demiştim ki hemencik atları paketleyeceğim. Bir sonraki bölümde muhtemelen atların 50 bin olup sattığımı göreceksiniz dedim ama onu yapmayacağım. Bir iki bölüm daha, bir iki bölüm olmayabilir, belki bir bölüm, yani bu bölüm daha idare etmek zorunda kalabiliriz. Atları satmayacağım. O yüzden bankadan para çekeceğim. Niçin? Yeni hayvan için para çekeceğim. Şimdi koyun ve domuz kaldı yapmadığımız hayvan türü olarak. Koyun da çok büyük paraların olmadığını arkadaşlarım tarafından çok duydum ve yorumlardan da bahsedenler görmüştüm, okumuştum. O sebepten ötürü açıkçası benim denemek istediğim hayvan türü bugün domuz olacak. Domuza giriyor olacağım. Domuzda şöyle bir durum var. Wikisini de okudum. Biraz şuradan araştırdım. Hemen şuradan inekler, bulamaç, gübre, koyun, tavuk lan. Ha, domuz. Domuzlar şurada. Besin olarak her şeyi yiyorlar ama en değerli şeyler mısır, buğday, arpa, kanola, ayçiçeği, soy fasulyesi, patates ve şeker pancarı diyor. Size karşılık olarak verdikleri şey de gübre ve bulamaçmış. İnek de aynı. Üreme hızı hızlı. Bayağı hızlı yani, zaten yazıyor. Olay şu: domuzları alıyorsun, besliyorsun, besliyorsun, sürekli domuzlar çoğalıyor, sen de bu domuzları satıyorsun. Yani domuz etinden para kazanmış oluyorsun bir nevi. Domuz satışından para kazanıyorsun. Olayı bu. Başka alıp da işte domuzun bir şeyini alayım satayım, gübre falan filan muhabbeti yok. Tabii ki de gübre ve bulamaç konusunda satışlar var mıydı yorumlarda aydınlattıysanız da açıkçası bakamadım. Ama bu bölüm domuz işi olacak. O yüzden hazırlıklı olunuz. Evet, başlıyorum o zaman. Hazırsanız. Hemen hayvan. Şimdi ineği kesinlikle muhtemelen devam ettirmeyeceğim. Ya da büyütmeyeceğim. Sadece bu şekilde 50 tane inekle devam eder. Bir yere kadar. En azından çünkü yatırdığım parayı almak istiyorum. Ben böyle bir takıntılı bir insanım. Bir şey yatırıyorsam onun karşılığını alıp öyle kapatmak isterim. Ama şöyle bir şey var. Sürekli olarak TKT üretmek ne kadar iyi bir durum olur. Ama çimler maliyeti olmadığı için yok. Yok. Her türlü alırım. Tamam, yeteri kadar paramın olmadığını biliyorum. Şimdi bayağı bir para çekeceğim. 250 bin domuzun yükseğinden girişeceğim. Muhtemelen para vardır. Yoksa küçüğüne mi girişsem? Tam düşünemedim. Gördüğünüz gibi 180 bin borcum var. 76 bin de cebimde var. Ama birazcık daha ihtiyacım var. Yine domuzun küçüğünden mi girsem? Şimdi hızlı üreyen bir hayvanlardan bahsediyoruz. Şöyle bir şey yaptım diyelim, değil mi? Küçüğü 100 tane domuza kadar alabiliyormuş. Aslında gayet yeterli de olur küçüğü bile. Büyüğü de 300. Şöyle denemek amacıyla şuraya getirdim diyelim. Şundan dolayı muhtemelen olmuyor. Daha açık bir yere koymaya çalışırsam, evet. Gördüğünüz gibi gayet düzgün bir şekilde yerleşiyor. Öyle çok aman aman büyük değil. 250'liği olmasına rağmen. Neresinde ne var? Arkasında bir şeyler var. Muhtemelen arka kısmını biz bu tarafa doğru alacağız. Gübre kısmını kullanmıyoruz çünkü. Ama ondan önce ne yapmam gerekiyor? Şunları bir iteklemem gerekiyor. Şuradan yok olsunlar. Büyüğünü alayım. Hadi deneyelim. Hadi bir deneyelim. Çalış hocam. Burada suyu da doldurdum. 32 ton hazır. Domuz için bayağı 17'de hatırlıyorum. Çok sıkıntılıydı. Yani yemleri bir sürü yem istiyor aynı anda. Hepsini de aynı anda vermem falan gerekiyordu galiba. Öyle bir sıkıntısı vardı. Bunda da eğer öyleyse bayağı bir sorun olacak ki ilk etapta onun yemlerini hazırlayana kadar ben sadece mağazadan satın alıp hazır vereceğim. Hazır domuz yemi var mağazada satılan. Onunla uğraşacağım. Burada gördüğünüz balyalarda şu saçma sapan balya toplama moduyla getirdim. İnanılmaz iğrenç çalışıyor abi sistem. Sakın o modu indirmeyin. Benim hiç ama hiç hoşuma gitmedi. Yani otomatik topluyorsun, eyvallah, ama bırakırken o kadar iğrenç oluyor ki altına giriyor, tekerlerinin arasında kalıyor. Gitmeye çalışıyorsun, uğraştırıyor, sürekli sağa sol yapıyorsun, çıkarmaya çalışıyorsun. Arada arkadaki römörkü şey yapıp bağını kaldırıp biraz uzaklaştırıp ya da onu çarparak altındakini çıkarıp öyle devam etmen gerekiyor falan, böyle bir saçmalık. O yüzden gördüğünüz bu balyalar bu kadar dağınık bir şekilde duruyor. Bunlar artık normal oyunun desteklediği bir tane şey vardı, römork vardı. Onunla beraber böyle toplayıp düzgünce bir şekilde dizeceğim, atlarda olduğu gibi. Ama şimdilik bu şekilde ve bunu da maruz görünüz. Evet, sen şimdi şurada dur hocam. Biz hemen domuzun büyüğüne girelim. Allah'ım, korkuyorum da bu arada. Büyüğüne gireceğim ama o mu girecek, ben mi gireceğim?
Bilemiyorum. Neyse, nerede kalmamış ki 250 bin, gerçi domuz büyük. Ha aynen, 250 bin dolar deyip gireceğiz herhalde. Umarım bir yerden yükseltip bir yerden alçaltmaz. Hadi bakayım. Yapıştır. Merak ettim hemen. Yerler düzgün mü? Yine bir yukarı çıkıntı var. Peki burası nasıl? Ona göre bir sonrakini şimdi iptal, geri döneceğim ya. Ha bak, burası alçalmış orası çıkarken. Ya saçmalığın daniskası ya. Başka bir şey değil yani. Saçmalığın daniskası, ama işte neyse, yine çok çok abartılı bir şekilde olmamış. Şuralar dışında birazcık belki. Ama bulamaç ve gübre için uğraşmayacağım için hemen domuzlar satın alayım. Nereden alıyoruz hocam sizi? Şurası mı? Alo. 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 Niye almıyor lan? Allah Allah. Umarım bundan artık parayı kırarız. Satın alma yeri burası anladığım kadarıyla. 1500 dolar. Pembe beyaz farkı yok. 5 tane. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Böyle mi oldu? Şimdi 1500'den 100 tane aldığım zaman 150 bin olacak. 63 bin. Şu an zaten param olduğu kadar konuşmam lazım benim, değil mi? Taşıma ücreti 4500 dolara çıktı bile. Toplamı 72 bin diyor. Dur, bizde toplam o kadar para yok hocam. Dur, birkaçını çıkaracağız. Pembeler çıkar ya. Ne yapacağız pembeyi? Şöyle kurtarıyor. Onayla diyorum. Tamam, ve param da kalmadı. Kaç tane domuz oldu şimdi? Hemen bakıyorum. Domuz ahırı 13 tane. Ne? Ne? Ha, toplam 13. Okey, tamam, bu şekildeymiş lan. Toplamını versene bana şunun be. Terbiyesiz. Bu arada ineklerde 800 ton olduğunu bir yerlerde gösteriyormuş. Onu da söylemişsiniz. Teşekkür ediyorum. Toplam kapasite 800 tonmuş herhalde. Süt aldığım anda gösteriyordu orada, 32 ton sütü çekmeye çalışırken. Ben göremedim. 25, 35, 42 tane var toplamında. Neler var neler? Çüş, su, temizlik, saman. Saman bunlarda da varmış. Yani saman işinden bayağı gına geldi açık söylemek gerekirse. Besin olarak şimdi ne diyor? Mısır, hepsi de... Abi bak, bu kötü işte. Yani hepsinin ayrı tesir gücü var. Sadece bir tanesini verdiğin zaman en iyisi mısırmış. %50 oranında tesir gücü artıyor. Buğday da ve arpa da %25, etti %75. Soya fasulyesi, kanola veya ayçiçek verdiğin zaman etti %95. Ve patates, şeker, pancar verdiğinde de tesir gücü %100 oluyor. Yani bu dördünü aynı anda tutman gerekiyor. Yani ben paso bunlara çalışacağım o zaman. Ya da tarlayı şöyle yapacağız. Bir tarafında mısır, bir tarafında buğday, bir tarafında soya fasulyesi, bir tarafında da patates pancarı hiç bulaşamayacağız. Zaten %100 olmayacak o kesin. %95 maksimum kalacak. Ben de soya fasulyesi ektim. En iyisi mısırmış. Mısır ekmekmiş. Mısır da çok zahmetli bir iş yani. Sadece %50 oranında olsun diyenler için harbi zahmetliymiş yani. Nereden bulaştım ben size, pis hayvanlar? Allah'ım ya Rabbim, pişman olacağım gibi duruyor. Daha da hayırlısı. Yine bulaştık bir şeylere. İnşallah bu arada o su tankını kullanacağım yine. Burada da ayrıca bir baga girmezler. Alın size su. Evet, ilk işimiz en basiti ve çok su içmiyorlarmış. Belli oldu. Saman da şimdi getirince anlarım ne kadar saman ihtiyaçları varmış. 8 ton su alıyor galiba. 8.400'müş. Okey. Tamam, bunu öğrenmem iyi oldu. Saman püskürteceğim yer de belli. Şimdi küçük traktör bir almam lazım. Rubicon'un burada duruyor. Gel hocam, seninle işimiz var. Burası da bayağı bir düzenli. Şu odun yapmayacağım artık anladığım kadarıyla. Ya da şu ağır kaldırımı modunu yükledikten sonra biraz bulaşacağım belki oduna. O zamana kadar odun işiyle uğraşmak istemiyorum. Çünkü çok zor ve çok zahmetli. O yüzden belki makineleri de kiralık olarak devredebilirim. Geri gönderebilirim yani. Çünkü o güçlü kaldırma muhabbetin modunu yüklersem dahi odunlar için makineyi hala kullanmayacağım yani. Testereyle kesip testereyle temizleyeceğim. Daha hızlı oluyor çünkü o şekilde. Hem kısa kesmeme gerek yok yani, boy boy 8 metre 5 metre diye. En uzun boylarıyla yükleyebilirim ben.
Samanımız bol. Hadi bakayım. Sen yeter ki püskürtmek iste. Şöyle bıraksam şimdilik durur en azından. Sonra ben onun dengesini bozar içeri atarım. İçerisi daha müsait oldukça. Ya direksiyonla kullan talebi çok fazla var. Ona anlam veremiyorum. Belki bir bölüm yapabilirim bunu özel de. Ne kadar iyidir bilemiyorum. Aa, samanı bol alıyorlar galiba. Yani 20 tonu minimum var. Değil mi? Yoksa yok mu? Yok, buraya kadar 10 ton gelemez bu. O zaman bu 12 ton her türlü kurtarır 3 tane saman. Püskürt hocam, püskürt. Animasyon olarak biraz ilerlemiş galiba. O niyette kulaklar böyle hareket etmiyordu sanki. Ayrı ayrı hareket ediyor kulaklar. Yani bir nevi kulak kasları falan varmış gibi. Tüh. O dengesini bozmam gereken şey geldi. Bakayım. 8000 demek ki 12.000'le de dolmayacak bu ama 15.000'le de olabilir diye tahmin ediyorum. Şimdi içeri gitmen lazım artık senin, biliyorsun değil mi? Böyle içeri gireceksin işte. Aynen. İnşallah böyle kabul etmiştir. Bakayım. Nice. Güzel. Harika. Bir de şu saman muhabbeti atlarda da ineklerde de aynı, her yere yayılmıyorlar. Sadece bir kısımda gözüküyorlar, o kadar. Ben her yere yayılmalarını daha çok isterdim. Yani göze daha iyi hitap ederdi bu şekilde. Ha, 12 ton değil de 15 ton mu? 14 ton mu? Bir tane daha getireceğiz saman. Bak orada kalacak yani. E diğer yerler ne olacak abicim? 13 ton falan mı acaba? Kapasitesi bayağı bir azmış ya. Taksit uğraşalım diye yapıyorlar belki. Gerçi yok, ondan dolayı değil. Taze yenileyin diye yapıyor. Gerçek hayatta da odur yani şimdi. İçeriye 100 ton samanı yığıp abi tamam bu sene idare edin diyemezsin domuzlara, değil mi? Sık sık tazelemen gerekiyor. Evet, koltuk sallanır ama biz asla sallanmayız. Gerçekte birebir oranla doğru abi. Gerçekte de hep koltuk sallanır. Biz duruyoruz havada zaten. Nice. 12.600'miş. Güzel. Bir besinimizi vermemiz gerekiyor. Şimdilik domuz besinine yönelmek zorundayım o zaman. Şimdi domuz besinine yöneldiğim zaman acaba diyorum ki ben, domuz besinde hepsi vardır diye tahmin ediyorum ben. Mükemmel oranında yiyecek topraklar. Şimdi 1000 diyor değil mi? 1 tonu. Sürekli alsam acaba kendini ödüyor mudur o şekilde? Hı? Ne diyorsunuz? Yani sürekli bundan versek, çünkü %100 olacak. O diğer dörtlüyü tamamlamamız da hiç kolay olmayacağı için. Onu da merak ediyorum yani. Şöyle bir kaç ton alsam, 40 ton alsam fena olmaz gibi geliyor bana. Bol almamız lazım. Şimdi bunun uğraşması da var 40 tanesin. 2, 3. Abi inanılmaz ya, inanılmaz be. Benim o arabaya almıyor, buna alıyor. Böyle bir saçmalık olamaz ya. Yürü git. Sen de sessiz kalır mısın lütfen? Hatta dur, seni şuradan çıkaralım madem bir işe yaramıyorsun. Enteresan ya. Neden yani, neden? Aa, 21 ton toplam kapasitesi. Arttırma özelliği yok. Zaten 2 tur gider gelirim diye bunu aldım. 1400 kirası vardı. Artık işimizi görmek açısından böyle kalacak. Geri belki veririm belki vermem. Yani domuz işini sürekli yapacaksak ve bu şekilde yapacaksak belki de vermem. Şimdi yapmamız gereken hesap şu. Domuzlara aldığımız bu besin ne kadara gidecek? 40 ton. Ve ben o 40 ton biterken, harcadığım bu para toplam biterken 40 bin dolar ne kadar domuzdan kar yapacağım? Yani eğer bu besinler karlıysa, biraz da olsa, açıkçası ben bu besine yönelirim. Daha az uğraştırır çünkü beni. Öbüründen hepsi o verimi %100 yapabilmek için ben çok şey yapmam gerekecek. Yani inanılmaz uğraşmam gerekecek. Neyse, ben hatta arkama ağırlığı da takayım. Zaman da hızlandırırım. Bunların hepsini bir toplayayım. We'll be right back.
İlk besin hazır. Gidelim. 21 ton. Bayağı bir doyacaktır. Zamanı hızlandırıp şöyle bir test etmek istiyorum aslında. Şu 21 tonda da test edebiliriz. İçeriye de bir tanesi kaçtı. O da dökülmüyor. Anca sıfırlayacağız. Onun içinden öyle kaybolacak herhalde. Keşke içine attığında dökülse direkt alır atar. Alır atarım yani. Hiç uğraşmam başka şeylerle de. Ay 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 ay. 8000 var. Bayağı para az. Dur şuradan birazcık daha gideyim. Ben bu 21 tonu test edeyim en iyisi. Böylesi daha iyi olacak gibi. Sonra onu da dahil ederim. Zaten dahil edeceğim de. Rakam ne kadar az olursa benim öğrenmem bu test sonrası doğruları o kadar hızlı olacak ve daha net olacak. Hızlı olacak en azından. Şöyle araya kaynarız değil mi? Kaynayamadı. Kötü bir fikir olduğunu biliyordum ama denemek istedim şansımı. Bu denemeler sonucu zaten insanlar trafik kazası da hayatını kaybediyorlar. Bir an böyle adrenalinle ulan oradan geçerim diyor. Güm. Tabi sadece kendisi de değil bir sürü hayatta götürüyor ne yazık ki. Yapıştır hocam. Alın size besininizi. Terbiyesiz hayvanlar. Evet, %100 olacak mı üretkenlik göreceğiz. Evet, 4'ü de varmış. Oluyormuş demek ki abi. Keşke bize bu karışımı söylese dese ki kardeşim aynı TKT gibi bir makine var. Onun içine şunu 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 koyacaksın. Bu sayede sana çok özel %100'lük tek bir yiyecek çıkacak diyecek ortaya domuzlar için. Ama yok. Bize öyle bir şey yok. 10 ton mısır. Çoğunlukla mısır varmış içinde anladım. Mükemmel karışım bu herhalde. Bunu da görebiliriz. Aslında tamamen yüzdesine göre vermiş galiba. %50 10 oluyor 20 tonda. İşte %25 5 ton oluyor. İşte %20 4 ton oluyor gibi gibi. O şekilde bölmüş yani. Anladım hocam. Toplam 42 tane var değil mi? Aynen 42 tane vardı. Daha artmadı inşallah. Keşke toplamını buradaki gibi göstersen hocam yani. Bileydim sadece aynısından alırdım be. Aynısını almak daha mantıklı. Diyorsunuz ya çeşit çeşit alın diye. Bak çeşit çeşit alıyorsun. Toplu sayısını bilmiyorsun. Hangisi arttı, hangisi eksildi onu kestiremiyorsun yani. Hocam. 100 dolar kesiyorsun ha. Pembeler bir gidin Allah aşkına. Sadece siyah beyazları bırakacağım. Tamam. Şimdi de alalım. Dört. Beş. Tamam. Bunu alabilirim herhalde. Okey. Sen bir sus hocam. Şimdi görelim. Evet. 30. Ulan 40'tan 33 indik. Neyse olsun. Sıkıntı yok. Zarardayım. Biliyorum. Farkındayım. Ortada tamamen kaç tane 9 tane şey kayboldu yani. Zararına gitti domuz. Hatta var olan paramızdan da gitti. Ama olsun. Benim için böylesi daha iyi olacak. 30 tane var. Tekrar üretim oranı şu anda %20 gösteriyor. Şunu hızlandırdığımda muhtemelen %100 olacak üretkenlik. Yani %20'de 72 ise bölün 4 5'e. 22 saatte 1. O kadar da hızlı değil hocam yani. Sen hızlı dedin ama belki de şunu çok yavaş tüketiyorlardı. O bir avantaj olabilir. Ha tekrar işte bu. 4,5 saatte bir hocam. Mis. İstediğim değerler bunlar. 4,5 saatte bir. Günde 5 tane demek lan. Harbiden çok büyük kar olur. 1500 dolardan satıyorsun çünkü tanesini. Oha. Bayağı iyi ve çok fazla tüketmiyorlar gibi geldi bana. Bilmiyorum. Temizliğini yapmamız gerekecek. Temizlik düştükçe üretkenlik de bir tık azalacak ama %90 %99 ya da 95'e kadar mı acaba o 4,5 saati koruyor üretkenlik konusunda? Gerçi o tamamen besinle alakalı galiba değil mi? Aynen. Temizliğine hiçbir katkısı yok galiba şuraya. Ama üretkenlik düşüyorsa buraya da bir şeyler katması lazım. Bilemedim. Neyse zaman durdurayım çünkü tarlamı da gübrelemem lazım. Bir sonraki aşamaya geçişini istemiyorum.
Bu bölümü burada bitiriyorum. Domuz içine de girdik hayırlısıyla ve 250'lik büyüğüne girdim. Artık altından kalkacağız. Gerekiyorsa ekerim. Bir iki tur denerim ekmeği falan. Mısır da ekmemiz lazım. Öyle bir şeyleri yapabilirim herhalde. Belki de %100 yapmam bir yere kadar. Yani şu üçlemeyi yapabilirim ama gerçi bu üçleme %95 yapıyor zaten. Neyse bakalım. Belki de gerçi depolar çok fazla değil ya. O kadar da kıskanmamıza gerek yok abi. Bak bu 2, 3, 4, 130 ton falan var şurada. 25-30 ton arasında. Bu aynı şekilde 35-40 ton arasında. Zaten biz fazla çıkarıyoruz. Soya fasulyesi biraz fazla istiyormuş. Şeyi verimliği arttırmak için belki de kanolun verimi bir tık daha mı fazlaydı? Yani bakalım. Bir şeyleri yapacağım. Ben ortaya karışık bir şeyler yapacağım. Şu an gidişattan fena değil galiba. Memnunum. 4,5 saatte bir domuz demek çünkü. Evet. Bölümü sonuna eriyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Eğer öyleyse like'ınızı esirgemeyin. Düşüncelerinizi de yorumlara yazabilirsiniz. Ve ateşi olunca zaten hızlı bir şekilde yine toparlayıp paraları ona göre bir yatırımlar yapıyor olacağım. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın ve her zamanki gibi. Benimle kalın.